tekrar birlikteyiz. E, belediyeler konusu, belediye konusunu bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işlem konusunu uzun uzun konuştuk, tartıştık. Şimdi gelelim halkın esas gündemine. Yani e, döviz düştü, <laughs> dolar düştü. Fiyat etiketlerine yansımıyor. Şimdi bakıyorum ben Cumhurbaşkanı sürekli bunu vurguluyor. E, konut, konut kiralar çok pahalı. Yani el yakıyor. Hakikaten yanına yaklaşılmıyor. He. Konut çılgınlık boyutu. Çılgınlık boyutunu. Araba, araba arabaların da yanına yaklaşmıyor. Arabalar el. niye ucuzlamıyor? Dolar düştü ya. Ben onu ben anlamıyorum. Benden ben evet. de anlamıyorum. Ben Bazı biliyorum. firmalar indirim yaptılar. şimdi Markete bir ben, ay araba o, almasın kimse. İkinci, ikinci el arabalarda, ikinci el arabalarda çok ciddi, çok astronomik anlamsız faiz fiyat artışları var. Bunu, e, bunu önlemek lazım. Kira. Kira da, da aynı, e, ev, ev de aynı, bak ev alma da aynı. Ev alma e, da öyle. Şö, şöyle evet. bir ye, şöyle Hiç bir yere gelindi. Olur, ee, diyelim ki hani ortalama e, yani asker cütün üstünde bir maaş alsan bile, 10 bin lira maaş alsan bile araba alma hayalin bile ortada yok bu rakamlar. Çok doğru. Bu çok acı bir şey ama. Çok acı doğru, bir şey. Doğru. Yani 10 bin lira maaş alan bir adam araba alamaz. Bir 8 ay önce, doğru. 1 yıl önce misal. Araba, e, araba alabiliyordu. Yani <laughs> kur, kur düşüşüyle bunun gerçekten inmesi evet. gerekirdi. Sadece kur düşüşüyle inmez. Bir şey daha yapılmalı. Bir günde indirilir. Bir günde araba fiyatlarını indirir. Ben bu çağrıyı yaptım bir kez daha yapayım. Bir kereliğine ama bir kereliğe mahsus. Yurt dışından, Almanya'dan, Fransa'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Hollanda'dan her neyse, oradaki gurbetçilerimize belli bir yaşı aşmamak kaydıyla diyelim ki 3, 5 bedelsiz vergisini bir miktar vergi alabilsin. Türkiye'ye ithalat yapmalarına, arabalarını getirip kaydettirmelerine müsaade ederseniz bu kararı açıkladığınız gün o 400 liralık arabayı 1 milyon yapanlar, 500 liralık arabayı 1 milyon 200 yapanlar, 100 liralık arabayı 400 yapanlar bir gecede fiyatlarını eyvah daha beter duruma düşeceğiz diye makule çekerler. Başka başka yolu yok. E dinlesinler seni, yapsınlar. Dinlesinler. Ben bir, bir kez daha bir kez daha bir kere de mahsus bedelsiz ithalat bunun önüne açılsın. Diyelim ki 3 yaşından büyük olmamak kaydıyla araçlarını Türkiye'ye getirebilmelerine müsaade edip Sıfır araba almak istiyoruz. Bakın sıfır araba alırsın sıfır araba da getirebilir. Sorun şurada e, Ahmet Hakan. Bayiler şimdi yılbaşı geliyor 2021 model arabalar gelecek bu arabalar gelir gelmez bu arabaları el altından spotçut tabir ettiğimiz bir takım isimlere veriyorlar. İstanbul'da tarlalar var ve bunlar yalandan filo için araba çektik diyorlar. Filo için çekilen arabayı iki ay sonra satamazsın, 3 ay sonra satamazsın. Amaçları ne peki? Niye öyle? Amaçları şu, şimdi bayilerde araba bittiği andan itibaren sen fiyatı kendin belirlersin. Ha. Ona ikinci el muamelesi mi yapıyor sıfır Hayır, arabaya? sıfır araba muamelesi yapıyor. Siz adamından.com anladı millet onu. Oraya giriyorsunuz. Diyor ki sıfır model X marka araba kaç para? 600 lira. Misal. Ya liste fiyatına bakıyorsun bayide 400 lira. He, zam öyle geliyor. Zam öyle geliyor. Tamam. Şimdi birinci elde bayide araba bırakılmaz. Sporçuya verilirse sporçu da araba yok. İnsanlar şimdi gidiyor araba alacaklar araba yok. Türkiye'de gerçekten araba araç sıkıntısı var. Pandemi sürecinde araç üretiminde azalma oldu. Çip, Çip bulamadılar, diyor. başka ham madde bulamadılar. Bu üretim düştü. Üretim düşünce de Türkiye'ye diyelim ki her yıl girmekte olan 10 bin araç yerine 2 bin araç giriyor. Bu giren 2 bin aracı da şovruma koyuyorlar yalandan yere ama arka kapıdan birilerine veriyorlar ve onlar da fiyatı kendileri belirliyor. Zaten 10 binden 2 e düştüyse fiyat misal, artışı olur. Tabi misal. Şimdi siz liste fiyatı 600 lira olan bir arabayı 700'e 750'ye sattığınız andan itibaren o arabanın ikinci eli ikinci el fiyatı 200 ise 400'e çıkıyor. Ee, kuş isimlerini taşıyan arabalar. E 10 liraydı 15 liraydı. Şimdi olmuş 100 lira. 100 bin lira. Ahmet Bey, burada, burada çok ciddi bir sıkıntı var. Ben çok kısa, haklısın. çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben de Bence önerisi çok doğru da. Pardon Turgay Bey. Zeki Bey şöyle bir şey var. Bugün isim vermeyeceğim. şey olur. Reklama girmesi. E, reklama girer veya anti anti şeye girer. 5 tane zincir markete çok büyük para cezaları kesildi. Ama çok Ne zaman? Dün bugün. Nereden biliyorsunuz? Nasıl açıklama yapıldı ya? Daha öncekini diyorsun. 2,5 milyon dolar. Bugüne özgü bir açıklama yok. Hayır hayır. 2,5 milyar. Ha, bugün dedi, haftaki... bugünü kastetmiyor. Yani bugün diyor. Evet günüm yani son zamanlarda. Son zaman. Okey tamam. Ha, geçen evet, hafta değil mi olay oldu? 20 evet, gün evet. falan oldu evet. 20 gün oldu mu? Oldu. Tamam. 2,5 milyar Şimdi yapmış, Evet. 5 tane zincir markete çok büyük cezalar kesildi. Yani o firmayı etkileyecek boyutta. Şimdi mesela siz cezayı 850 bin lira kesseniz o firma için ne olacak? Hava gazı. Ama bilmem 600 milyon. 500 milyon falan cezalar kesildi. O Her cezaları kere. da zam mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar böyle? Şimdi burada hayır ben şaşırdığım şu. Bu ceza kesilen firmalar yine isim vermeyerek söylüyorum. Ucuzluklarıyla övünen firmalar. Reklamlarını da öyle yapıyorlar televizyonlarda. Bravo. Doğru. Ha Tam Nereye dersi, varacaksınız. ya yani ben ona. Buraya varacağım. Yani yine isim vermiyorum ama pahalılığıyla bilinen dar gelirli vatandaşın da pek gitmek istemediği bir market ceza yemedi hiç. Çok enteresan. Tezat işledi. Hiç yemedi mi? Hiç yemedi. Yanlış kim o cezayı kesmediyse? Kim o cezayı kesmediyse? Hı -hı. E, Belki o uygun fiyattan satıyordu. Satmadı. Hiçbir market bak. E, şöyle bir şey gördüm. 23'üydü. Ayın 23, 23 Aralık. Bugün ayın kaçı? 25 Kim, kimin Yir, yüzde, 25 yüzde kaç karla sattı ama ben o firmayı takdir ettim ne yalan söyledin yok 23 Aralık günü yani Cuma günü mü oluyor ee, Perşembe günü ee? değil mi Perşembe günü 23 Aralık ee, çok önemli değil, takım, önemli değil tamam 23 Aralık günü dolar işte 18 liradan 10 liralara düştüğü gün Pazartesi günü o Pazartesi de ondan sonraki e, gün Hı. E, 23 e, şey, 10 liralara düştüğü gün o markette çalışanlar vicdanları el vermemiş bir yumuşatıcı fiyatı 34.90'dan dolar düşmesine rağmen bir hafta önce 34.90 olan ürün yani 34.90'da evet. astronomik dolar 10 liraya düştüğü gün etiketi değiştiriyor 44.90 yapıyor 34.90'dan bunun adı vicdansızlıktır bunun adı insafsızlık Pardon o dediğim tek firmayı mı kastediyorsun? O marketlerden biri Ha biri. Tamam. biri. O marketlerden biri. Sonuçta yani, marketlerin <laughs> insafına kaldık yani. Maalesef ya. Yani şimdi evet. e, başladık mı Ahmet. Evet evet. Şu... Yani <laughs> ben şunu merak ediyorum. Bu nasıl Biz... kontrol edilir? Bir, bir dakika dursun bey. Evet. Zeki Bey'e bir demin Hakan yani, Bey, e tamam, evet, araya tamam. bey e bir araya Zeki Bey'e söz vereceğim o, ama tamam. şöyle bir şey de konuşalım istiyorum. Yani gerçekten artık bu yakınma Bundan nasıl mücadele edilir yani? Evet yani yakınma boyutunu geçtik. Tamam bu ...bu fiyatlar inmiyor, indirilmiyor. Ben otomobillerle ilgili bir öneri sundum. Evet yani bir şey yapılması lazım. Buyurun Zeki Katılıyorum, Bey. ilaveten söyleyecektim. Hakan Bey farklı bir şey söyleyince... ...ilgisiz kalmasın diye. 2020 Temmuz ayında sanıyorum... ...tarihi yanlış hatırlamayayım. Bu hükümet... ...ÖTV'ye zam yaparak... ...yüzde 220'ye varan... Tabii ÖTV, ÖTV sorunu da var yani. Doğru. Tabii yani şimdi burada... ...hani ben konuşacağım siyasallaştırmış olmayayım ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önerisi var. Ben de iktidara geldiğim zaman gençlere ilk defa araba alacaklardan öteveyik almayacağım diyor. Taşlı tarlada e, sürdü değil mi? Yani tartışmak için söylemiyorum. Yani şimdi hırsızın da hep hırsızı suçluyoruz da ev sahibinin de hiç suçu yok mu? Ya da ev sahibini suçluyoruz da Nasrettin Hoca'nın e, hikayesinde olduğu gibi e, hırsızın hiç suçu yok mu? Şimdi yani burada biraz daha hükümetin de bu arabaların fiyatlarının indirilme konusunda e, ötevelerle ilgili e, yani bu ekonomik e, krizleri de göz önünde bulundurarak bir iyileştirme artık gitmesi lazım. Tartışması ben, ben, ben daha ilerisini söyleyeyim. E, şu aşamada ben hükümete bir tavsiyem var. Dar gelirli, dar gelirliye gerçekten e, otomotiv ve e, konut almak için faizsiz kredi versin. Dar gelirliye ÖTV'siz araba versin. Ee, yani yüzde 220 artı de ilk defa araba alan yani gençlere ilk arabasını alan gençlere evet. Ahmet, umut, umut olur, tüketici, onlara destek olur. Niye itiraz ediyorsunuz? Ahmet ki? Bey tüketici KDV indirimini kullanamıyor. Tüccar ödediği KDV'yi indirim konusu yaparak onu Geri alıyor. Ötürleştirebiliyor ama tüketici yapamıyor. Evet, yapılamış. ben memurum. Araba aldım. Yüzde 220 ee, gümrük şey bir diyor, arabada devlet aldınız %18'de evet. kadav ediyor O da cebimden çıkıyor çünkü onu başka yerde indirim konusu yapamıyorum Dediğiniz gibi. Yok de orada hazine Bu ve evet. maliye bakanı az önce açıklamış KDV'ye indirim geliyor diye Detayını, Gelsin ondan sonra bakalım. Detayına Dağil bakayım. Ya. Ya ne evet. güzel bir şey işte. Ne Kaç güzel. olabilir bir dakika? Bir dakika detayına bakalım. Hangi kalemler azalttı? 18'i diyor. Bence arabadan falan çok gıda ürünlerinde bir indirim zaten orada biraz düşük ama. Temel, temel... gıda %1 zaten. Evet daha yani böyle yaşamsal öneme sahip sektörlerde. Çözümlerle. E, fiyatları düşürmek çok zor yani her mal için düşünürsün evet.